Bismillahirrahmanirrahim. Hafız İbni Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhim Bulugul Meram adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Kitab-ı Cenaiz, Cenazeler başlıklı bölümlerde okumaya devam ediyoruz ve 591 nolu hadisleri. Ve anhu yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Men şehidel cenazete, kim bir cenazeye şahit olur da hatta yusallu aleyha ve onun üzerine namazını, cenaze namazını da salatını da eda ederse felehu kıraat, ona bir kıraat sevap vardır. Ve men şehedeha hatta tedfune, kim de onu defnedinceye kadar orada hazır olur, şahit olursa felehu kıratan, ona iki kırat sevap vardır. Gıyle vemel kıratan, kıratan yani iki kırat ne demektir diye soruldu. Gale şöyle buyurdu: Mislül cebeleynil azimeyn, iki büyük dağ misli kadar. Müttefekun aleyh. Bu hadis müttefekun aleyh, yani Buhari ve Müslim'in ittifakıyla nakledilmiştir. Veli Müslim, Müslim'de de şöyle geçmiştir: Hatta tüda'u fil lahti, lahte koyununcaya kadar ifadesi geçmiş. Velil Buhari, Buhari'de de men tebe'a cenazete Müslim'in imanen ve ihtisaben, kim bir Müslümanın cenazesine imanla ve sevabını sadece Allah'tan, hesabını Allah'tan bekleyerek iştirak ederse ve kâne me'aha, onunla beraber hatta yusellu aleyha, onun üzerine namazını da kılarsa ve yefrakun min defniha, onun defninde de üzerine toprak dökülmesinde de bulunursa fe innehu yerca'u bi kıratan, o iki kıratayn, iki kırat sevapla döner. Küllü kıraatin misli Uhud. Her kırat Uhud misli kadardır. Tekrar okuyorum. 591 nolu hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ve demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim cenazenin yanında namaz kılıncaya kadar bulunursa ona bir kırat sevap, kim de defnedilinceye kadar bulunursa ona iki kırat verilir buyuruldu. Bu iki kırat nedir diye sorulduğunda iki büyük dağ gibidir buyurmuştur. Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetinde mezara konuncaya kadar ifadesi geçmektedir. Buhari'nin yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetinde bir kimse bir Müslümanın cenazesini iman ve ihtisabla takip eder de namazı kılınıp defnişi bitinceye kadar o cenaze ile beraber bulunursa muhakkak o kimse her biri Uhud ayarında iki kırat sevap ile döner demiştir. Ebu Avane iki kıratın ne olduğunu soranın Ebu Hureyre radıyallahu anh olduğunu tasrih etmiş, açıklamış. Görülüyor ki Buhari ile Müslüm'ün hadisin baş tarafında ittifak ettiler, rivayet etmiş, sonra ayrılmışlardır. Bu hadis-i şerifi 12 sahabe-i celil rivayet etmiştir. İman ve ihtisaben buyurulması böyle yerlerde lahut bir kayıttır. Çünkü yapılan iş sevap terettüp etmek için o işin mutlak niyetle yapılması iktiza eder. Binaenaleyh cenazeye sırf mükafat veya dostluk için iştirak etmenin sevap olmadığını Musannif Fethül Bari'de zikretmişti. Burada sevabın miktarı Uhud gibi demek ifade edilmiş. Nesai'nin rivayetinde de şöyle geçmiştir: Ona her biri Uhud'dan daha büyük iki kırat ecir vardır buyurmuştur. Müslim'in rivayetinde de küçüğü Uhud gibi denilmiş ve İbn Adi'nin vasiyesinde şöyle geçmiştir. Müslim'in bir rivayetinde
küçük Uhud gibi ifadesi geçmiştir. Uhud gibi demiştir. İbn Adi'nin vasilesinde tahric ettiği rivayette şöyle geçmiştir. Ona öyle iki kırat ecir yazılır ki bunların hafif olanı kıyamet gününde mizanda Uhud dağının ağırlığından daha ağır gelir tarzında ifade olunmuştur. Anlaşılıyor ki bu sevap hak etmek demek daha cenaze evden çıkarken yanında bulunmakla elde edilecektir. Nitekim Müslim'in bir rivayetinde şöyle geçmiştir. Bir kimse cenaze ile beraber onun evinden çıkar da sonra onu defnedilinceye kadar takip ederse o kimseye her biri Uhud gibi iki kırat ecir verilir. Kim cenazenin namazını kılar da dönerse ona bir kırat verilir. Bu hususta rivayet birleştirilince bu sevaba ancak cenaze namazını kılanların onunla beraber kabrine kadar gidenlerin nail olacağı anlaşılmaktadır. Musannif merhum diyor ki benim anladığıma göre bu sevap cenazenin arkasından gitmese bile namazını kılana da verilecektir. Çünkü cenazeyi takip etmek onun namazını kılmaya vesiledir. Lakin sadece namaz kılanın kıraatı namazını kılıp cenazeye götürenin kıraatından az olacaktır. Said bin Mensur Urve Tariki ile Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan şu hadis-i şerifi tahric etmiştir. Bir cenazenin namazını kıldığın vakit borcunu ödemiş olursun. Aynı hadisi İbn Ebi Şeybe bazı lafız farkıyla rivayet etmiştir. Bu manada birçok merfu hadisler rivayet edilmişse de bunların hepsi zayıftır. Ahirette amellerin nasıl tartılacağını şimdiden bilmeye imkan yoktur. Bunun hakikatini yalnız Allah bilir. Hatta bize bunu anlatmak için teşbihten başka çare yoktur. Binaenaleyh bilmediğimiz ahiretin tartısını bildiğimiz dünya tartısına benzetmek cenaze teşriğinden hasıl olan sevabı kıratla ifade olunmuş. Yani makulattan olan bir şey mahsusat suretinde gösterilmiştir. Fakat kırat denilince bizce malum olan az bir miktar hatıra geleceğinden buradaki kıraatın miktarında tembih olunmuş. Bunun Medine-i Münevvere'deki maruf Uhud dağı kadar büyük olduğu ifade buyurulmuştur. Hadis-i şerifte cenazenin yanında bulunmak, namazını kılmaya, hizmetinde bulunmaya ve kabre kadar arkasından giderek teşhi ve defne iştirak etmeye terhip ve teşvik etmektir. Yine bu hadiste Allah'ın fazl-ı kereminden büyüklüğüne ve ölen bir mümine karşı son derece sevap ikramında bulunduğuna delalet vardır. Tembih, cenazenin taşınması hakkında Ebu Bekir Beyhaki Es-Sünen-ül Kübra adlı eserinde Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'tan merfu olarak şu hadisi tahric etmiştir. Demiştir ki biriniz cenazenin arkasından giderse tabuttan dört tarafından da tutsun. Sonra gönüllü olarak taşımaya devam etsin. Yahut vazgeçsin. Zira böyle yapması sünnettendir. Beyhaki Osman bin Affan radıyallahu anh'ın iki ağaçtan kolun arasında annesinin tabutunu taşıdığı ve yerine indirilinceye kadar ondan ayrılmadığı senediyle tahric ettiği gibi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yine aynı şekilde Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'ın tabutuyla taşıdığı keza İbn-i Zübeyr radıyallahu anh'ın Misvak bin Mahrem'den seririyle taşıdığı rivayet etmiştir. Evet, bu konuda cenaze namazını
kılıncaya kadar vefat eden Müslümanın cenazesine iştirak etmek, namazı kılmak ve ondan sonra da onun kabrine kadar, defnedilinceye kadar iştirak etmenin sevabı ve teşvik edilişini okumuş olduk. Başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun.